Merhaba. Erdoğan'ın her dönem başında ustaca uyguladığı bir strateji vardır. Artık bu kurumsallaştı. Kendini arka plana çeker ve vitrin düzenlemesi yapar. Bunu da metal yorgunluğu, üç dönem kuralı gibi laflarla pazarlar. Seçimlerden sonra aylardır yeni bakan ve bürokratların konuşulması bundandır. Ve yeni isimlerin bu kadar gündemde olmasından en çok Erdoğan memnundur önüne birinin ya da birilerinin geçmesine fena halde takıntılı olan bir lider buna özellikle yol vermişse durup düşünmek icap eder. Ülke yönetiminde 21. yılın sonuna doğru geliyor. Cumhurbaşkanlığında 3. dönemi. Tüm dünya biliyor ki yıpranmışlığın zirvesinde bir lider. O da farkında ve kendini özellikle saklıyor. Sözüm ona ortaya yeni bir vizyonla çıkıyor, iç ve dış piyasalara güven veriyor. Öyle ki balkon konuşmasında Selo'ya idam sloganlarının atıldığı bir lider, çok geçmeden gündemin Selo'ya af noktasına evrilmesine izin verebiliyor. Meşhur Yahudi fıkrasında vergi dairesinden tebligat alan Samiko'nun ne giyeceğine karar veremeyip, haham başına çıkması ve ondan aldığı cevap gibi bir durum. Ne giyerse giysin, başına gelecek belli. Küçük bir olasılık dahi yok mu? Var, altını çizelim. Ülkede rejimin oturduğu, genel sosyolojinin olgunlaştığı, yerle bir edilen eski düzenin dirilmemek üzere gömüldüğü, kuralsızlığın içselleştirildiği, etkin ve tek otoritenin kemale erdiği düşüncesiyle normalleşme vanasını az açalım, siyasal af çıkaralım mesela gibi iyi niyetli adımlar söz konusu olamaz mı? Bakın iki kişiden biri Erdoğan'a oy vermişse, iki kişiden biri de vermedi. Nefret ediyor. Oy verenlerin tamamı ona tapıyor da değil, yarısından daha az. Bunu iyi okuyan bir lider, ayağını gazdan çekiyor gibi yapsa dahi frene basmaz. Yine Türkiye liderliği söz konusuysa bu mutlak Erdoğan kültü gibi yorumlanmamalı. Her ne dönüyorsa onun şahsi etrafında dönüyor belki fakat liderlik tek başına ondan ibaret değil. Epeydir de böyle. Bu aşamada muhalefete parantez açma gereği dahi duymuyorum. İçerideki arkadaşları tahliye edilmeden, yemin eden vekilleri mi kritik edeyim yani? CHP'nin şimdilerde liderliğe de aday adayı olan grup başkanı, etkili ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz demiş. Doğru demiş, misyonları görüntü vermek. Türkiye'de muhalefet bitmiştir. Önümüzdeki belediye seçimleri ise belirsizdir. Ama muhalefet mesela Erdoğan'ın önünde ayağa kalkmamış. Yahudi fıkrası misal. Ayakta veya otururken fark ediyor mu? Her türlü seviyor.